Evet değerli dinleyenlerim, ustalarımız tekrar bir videoda birlikteyiz. Önceki videoda çubukların neler yapabileceğini söylemiştim ama daha bütün metallerin çubuk duruşlarını anlatmadım. Tabii hepsinin ayrı ayrı bir duruşları var. Şimdi bugün sadece alanı taramayla alakalı bir bilgiler vereceğim sizlere. Bildiğiniz gibi metallerle alan tarama biraz sıkıntılı. Bakır olsun, sarı olsun, buna benzer vesaire şeyler çok minerallere, madenlere götürür bizi. Dediğimiz gibi yani 15 tane bir hedef varsa bir tarla içerisinde, yalancı hedefler, bu bakır, sarı çubuklar veya diğer alan taramalar bunların hepsini bulur ve bunlar da size gerçekmiş gibi yansıtabilir. Bunlardan kurtulmak için tamamen plastik çubuklar kullanmanız lazım. Alan tarayıcı radarlar, biyoenerjiyle çalışanlardan bahsediyorum. Bunlar o 15 hedeften, yalancı hedeften en fazla 2-3 tanesini görebilir. O da çok metal frekanslara yakın olanları görebilir. Onun haricinde görmez. Burada tabii yine de üzerine geldiğiniz zaman çok seçme şansınız yoktur. Yine yanılgı payınız var. O zamanları belki videoda anlattığım gibi krom çubuklara iş düşüyor. O ayrıcıdır onlar. Sadece ayrıcı da kullanılıyor. O herhangi bir yere götürmez sizi. Hedefin üzerinde ayrıcılık yapar. Ama oraya kadar bunları kullanmak zorundayız. Bu bir radardır. Tamamen plastiktir. Uç noktası en güçlü noktadır. Buradan sinyali alır. Bu tarafa doğru getirir dalga sinyallerini. Ben bu şekilde bir şey yaptım. Plastik arzinde herhangi bir şey yok. İçi boştur bunun. Burası da birbirine montaj olabilen ve taşıması rahat olsun diye ben söktak yapıyorum. Hem de hazneyi de buraya koydum. Şimdi buna herhangi bir şey koymazsanız içi boş bir şekilde sadece oksit alan yerleri görebilirsiniz. Yani boşlukları bilmem vesaire. 50 metre etrafınızı yürürken tarar. Ama bu boşluklarda oksit olmayan bir boşluğu bu görmez. Kenarlardaki boşluğu. Üzerine yürürsen görür ama sadece seni yönlendirmez sağa sola. Eğer bir kapalı bir boşluksa kesinlikle seni yönlendirir. Eğer bir metal arayacaksanız bundan yeten ben hazne yeri yaptım. Şuraya numunenizi koyuyorsunuz. Ama numunelerde eğer bir metal numunesi koyacaksanız numuneleriniz hepsi tam ayar olsun. Mesela altın kullanacaksanız 24 ayar saf altın koyun. Bu külçeler vardır yarım gramlık. Onlardan alın 60-70 lira bir şey. Onu kullanın. Gümüş kullandığınız zaman gümüşü de yine binlik gümüş kullanın. 925 ayar değil. Binlik gümüşler kuyumcularda vardır saf gümüşler. Onu kullanın. O şekilde aramalarınızı yapın metallerde ki çok yanılgı payınız olmasın. Yine de yanılırsınız ama en azından %80 oranında bir doğruluk payına götürür sizi. Diğer çubuklar gibi değildir. Bunun rulmanları da, içindeki rulmanlar da plastiktir. Tamam içinde rulmanlarda herhangi bir metal yoktur. İki tane rulman koydum ben buraya. Bu şekilde çok rahat döner arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir hedefin üzerinde durduğunuz zaman, bunu söktüğünüz zaman bu kendiliğinden de hedefin üzerinde dönebilir. Orada bir enerji varsa. Bu şekilde. Şimdi bunun haricinde herhangi bir çubukla bakmayın. Dediğim gibi plastik bir alan tarama yapın. Bu radardır. Bu radar dediğimiz bu direktmen yönlendirir sizi. Sağa ya da sola. Bunu tek kullanacaksınız. Çift elle değil. Tek bir elle. Sağ elde kullanıyorsunuz. Çünkü sağ el pozitif, burası negatiftir. Yani artı, eksi. Artı da kullanacaksınız bunu. Bunu burada tuttuğunuz zaman yine herhangi bir yönlendirmeye gidemezsiniz. Tek kullanacaksınız bunu. Onun için gördüğünüz gibi çok 10 numara bir güzel bir cihaz elimizde. Rahatlıkla arayabiliriz. Veya şöyle bir şey mesela, bunu da ben yine yaptım. Bu portatif olarak. Bunda rulmanı yine plastiktir. Plastik rulman takmışımdır. Herhangi bir hiçbir metal yoktur bunda. Bunu da takarsınız böyle.
söktaktır. Bu da çok basittir. Bu da hedefin üzerine geldiği zaman tur yapar. Yani boşluk olsun veya başka bir enerji olduğu zaman altta sizi yönlendirir. Eğer altın ya da altın sinyalleri varsa orada, ona benzer mineralli bir enerji varsa, bu hiçbir zaman sola dönmez buraya. Yürüdüğünüz zaman direktmen sağa atar. Ve turlamaya başlar. Böyle döner. Bu altın demek değildir. Ama altına yakın frekans veren madenler vardır. Onlarda da bu aynı turu atabilir. Ama sizi, bu da şuraya bir aparat koyarak, plastikten bir aparat koyarak buraya da bir numune koyup yine aramanızı yapabilirsiniz. Bu da küçük radardır. El radarıdır bu da. Ama bunu kadar hassas gezmez. Bu hem çap olarak geniş alan arar. Sağlıklı gider. Hem de güzeldir. 10 numara. Şimdilik bu videoda bunları anlatayım dedim arkadaşlar. Metal çubuk kullanmayın. Tamamen yanlışa götürür bizi. Civalı çubuklardır vesaire vesaire. Hepsi için geçerlidir. Tamamen plastik olacak ve sadece numuneniz, hangi numuneyi arıyorsanız, altın ya da gümüş, sadece bunların içerisine sadece onu koyup onu arayacaksınız. Uca koymayın numuneyi. Esasında numune buraya koyarsanız, arka taraflara koyarsanız daha sağlıklı çalışır. Ama ben numuneyi buraya, göbekte bir yer olduğu için ben göbeğe koydum. Bununla mesela burada bir aparat vardır. Ben bu aparatı takıyorum. Numuneyi aparata koyuyorum. Burada. Bunda. Bunda burada. Bundaki de buradadır arkadaşlar. Bunlarla ilgili bu kadar bir bilgi verdim. Bundan sonraki anlatacağım videoda da krom çubukların hedef üzerlerindeki bütün metallerin üzerindeki ayrı ayrı duruşlarını izleyeceksiniz. Ve çok önemlidir bu. Bunu ben daha hiç bir ne videoda izledim. Çok yabancı videolarda izlerim. Türkiye'de de izlerim ama hiçbir tane daha gördüğüm yoktur. Ve buna çok önemli. Hepsinin ayrı bir frekans duruşu vardır çubuklarda. Bilginiz olsun. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere.